Hoş geldiniz değerli arkadaşlar, çok kıymetli takipçilerim. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve ben yeni bir haftada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta, keyifli, enerjisi çok yüksek bir haftaya başlıyoruz arkadaşlar. Bugün 15 Ağustos 2022 ve Ay Koç burcunda. Hem dolunay sonrası bir hafta, aynı zamanda ateş elementi çok yüksek gökyüzünde. İki iyicil gezegenimizin birbirine güzel bakış açısı var. Merkür'ün Mars'a güzel bakış açısı var. Bu hafta tabii ki dolunayın etkileri biraz zorlayabilir, gündemimize gelecektir ama genel olarak bizim için çok da keyifli bir hafta olacak. Bugün de o keyifli günlerden birisi. Şimdi çok uzatmadan bugün çok önemli bir konu, ki yarın da olacak bu. Tam girişmek, bir konuya başlamak, yeni bir strateji belirlemek, devam eden konularda yeni ilerlemeler kaydetmek için harika bir gün. Yani başlangıçlar için de öyle. Bir konuya başlamak istiyorsunuz, hemen saati söyleyeceğim. Niyet edin, girişin, başlayın. Çok hızlı ilerleyecek, çok uzun vadede, çok kalıcı sonuçlar getirecektir. Uzun vadede başarı getirecek. Maddi olarak kazançlar getirebilir. Özellikle bu hafta aşk hayatı da çok eğlenceli. Aşk hayatı da güzel. Sevgi, romantizm, bunlar da çok ön planda olacak kıymetli dostlar. Bugün Ay Koç burcunda genel olarak zaten başlangıçlar yapmak için harika bir gün. Koç, zodyan ilk burcudur ve başlangıçları ifade eder. Mars'a bakıyoruz nerede? Para evinde, evet, yatırımlar, girişimler, kazançlarımızı düzenlemek, orada yeni bazı gelişmeleri kontrol etmek mesela. Bugün işle ilgili konularda rutin yaptığımız, mesela kazançlarımız nereden geliyorsa, oralarda daha sağlıklı, kalıcı adımlar atabilirsiniz arkadaşlar. Ve o saati hemen söylüyorum. 15-17. Evet, bugün 15-17 ve bunun sonrasındaki bir saati de değerlendirebilirsiniz. Tam olarak Merkür'ün kuzey düğümüne çok güzel bir açısı var. Toprak gruplarında bu da tabii. Maddi konulardaki kazanç, size kazanç getirmesi istediğiniz ne varsa tam bu saate denk getirin. Gidip bir bankaya mı başvuracaksınız? Bir para gerekli. Beklediğiniz bir haber için bir müracaatta mı bulunacaksınız? Hani hatırlatma yapacaksınız mesela. Yeni bir ticari konuya adım mı atacaksınız? Yeni bir ortaklı iş mi imzalayacaksınız? Bunların hepsi için güzel bir başlangıç saati. Ve hemen ardından bugün gerçekten güzel saatlerim var ki uzun zamandan beri böyle heyecanlı güzel saatler veremiyorum. Bu hafta bu saatler çok olacak. Yani gardınızı alın, hazır olun. Gerçekten bizi ileriye taşıyacak. Bu biraz geçtiğimiz haftalardaki stresleri aslında unutturacak da bir enerji aktif olacak. Diğer bir saatim bugün sabah erken saatten, eğer erken uyanabilirseniz bu sabah. 06 sıralarında. 06 Ay Venüs üçgeni var. Zaten zımba gibi uyanırsınız. Gayet dinamik bir gün. Ama tabii ki Mars boğada olunca biraz ağır, hani temkinli gitmek, kontrollü gitmek diye de bir durum var tabii ki. Mars'ın emin adımlarla ilerlediği bir alan boğa sonuç olarak. Ama Ay bizi hızlandırıyor. Hani Mars da biraz durdurma enerjisinde. Hani orada daha kontrollü, eğer hani bir tıkanıklık, bir aksilik, bir şey yaşarsanız bilin ki orada bir durmanız gerekiyordur. Mutlaka Mars orada diyor ki size bir kontrol et, bir daha gözden geçir bakalım, emin misin? Uzun vadede gerçekten doğru bir iş mi yapıyorsun gibi. Her konu için geçerli bu. Şimdi yine sabah saatlerine dönüyorum arkadaşlar. 05-06 arasında Ay'ın Venüs'te güzel bir üçgeni var. Venüs de şu anda biliyorsunuz Aslan Burcu'nda. Bugün aşk hayatı, romantizm, para piyasaları, finansal konulardaki gelişmeler, bunlar kazançlar getirebilir birçoğumuza. Evet, beklentilerimiz sabah saatlerinde karşılanabilir. 06 çok güzel bir saat. Girişken bir enerji çünkü bu. Sağlıklı ve bizi mutlu edecek sonuçlar getireceğinden eminim arkadaşlar. Ve günün tamamındaki toplam total açı 2 tane. Gördüğünüz gibi bir Merkür'ün kuzey düğümle vizyon, hedef belirlemek, maddi konularda kazançlar, orada bir girişim, ticari başlangıçlar anlamında bize yol gösteriyor. İkincisi de Venüs de ayın zaten sabahın ilk saatlerinde güzel bir açısı var. Yani toplam olarak bu iki açımız var gün içerisinde. Bugün gündemimizi tabii ki başlangıçlar yapacağız, heyecanlı olacağız.
Biraz aceleci de olabiliriz bu arada. Ama dediğim gibi Mars'a bakıyorum. Mars Uranüs'ün kuzey düğümün yakınında hala bu arada. Ve biraz gelir ve gider dengesi, kazançlarımız, maddi manevi güvenliğimiz alanında seyahat ediyor. Dediğim gibi dolayısıyla burada biraz daha temkinli de olabiliriz. Bu iyi de olur aslında. Orada panik de yapmayın. Hani terslik bir şey olsa olacağını zannetmiyorum ama olasılık sadece. Sevgili arkadaşlar, aşkla ilgili, finansal konularla ilgili, eğlence, sanat, yaratıcılık, tüm bunlarla ilgili çok güzel 3 tane saatim var. Bir tanesi 11.53 ve 13.00 arası. Bu bir saatlik dilimde arkadaşlar. İlişkiniz için değerlendirebilirsiniz. Girişimler için değerlendirebilirsiniz. Ufak tefek böyle para kazançları için deneyebilir, kontrol edebilirsiniz. Çünkü burası güç çalışıyor. Ufak tefek kazançlar sağlayabilirsiniz. Çok büyük olmamakla birlikte. Küçük şans denemeleri diyelim. Aşk hayatınızda güzel bir gelişme istiyorsanız bir alo diyebilirsiniz. Efendim çocuklarınızla ilgili bir girişim yapmak, herhangi bir başlangıç yapmak istiyorsanız yine bu saati kullanabilirsiniz. Yeni bir sanatsal konuya başlamak, bir oturup kağıdı kaleme alıp mesela bir senaryo yazmaya başlamak, bir şiir yazmak, şarkı sözü vesaire, bir metin hazırlamak için harika bir saat. İkinci saat hemen söylüyorum. Akşam 19.49-20.41. Bu saatte. Öncesinde de aslında olabilir. Mesela bir yemek planlamak istiyorsunuz. Bir önemli bir konuk ağırlamak istiyorsunuz. Veya biriyle görüşmek istiyorsunuz. Bu saati denk getirirseniz eminim çok daha duygusal, çok daha keyifli ve eğlenceli geçecektir. Yine bunun için şunu söyleyebilirim. Şöyle baktığım zaman mesela bir seyahat planı, bir tatil planı yapabilirsiniz. Bir konuda fikir alışverişleri için yine çok harika bir saattir. Yani bu haftanın en şanslı 2 günü ve ateş elementinin de bize verdiği o özgüven, cesaret, heyecan, kalbimizle ilgili konular bunlar sevgiyle işaret ediyor tabii ki, parayla işaret ediyor, sağlıkla ilgili konuları da işaret ediyor ama sağlıkla ilgili hani bugün öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Kullanın lütfen, not bırakın, yazın, videonun altına sonuç yazın veya denediniz veya denemediniz ben de merak ediyorum. Birçoğunuzun ama dönüşleri güzel oluyor. Diğer bir saatim bugün gece 053-2.45 arasında. Uykuda olma ihtimalimize karşı güzel bir uyku çektirir. Çok huzurlu bir uyku çektirir. Harika rüyalar görebilirsiniz. Hatta haberci rüyalar da görebilirsiniz. Bu saatlerin aralığında. Bugün gündemimizde olacak diğer konular ise şunlar olacak. Mesela bir ilişkin var ve bir ortak işim var ve ortaklıkla ilgili bazı mesela parayla ilgili finansal konularda bir girişim yapman gerekiyor. Veya para alacaksın, beklentin var veya bir şeyleri denkleştirip mesela bir başvuruda bulunacaksın. Ama eş partner ilişkileri için de bunu söyleyebiliriz. Ortak para kaynaklarını planlamak için de kullanılabilecek bir gün. Ve bir anlaşma da imzalayabilirsiniz. Yeni bir ortaklı işe girmek, bir evlilik planı yapmak, güzel bir iş anlaşması yapmak, bir işe başvurmak. Hele işe başvurmak için de bence çok güzel. Finansal konuda destek istemek, talep etmek ki talep edin. Yani bu açılar altında talep etmek gerekiyor. Talep etmeden beklemek nafile olabilir sevgili arkadaşlar. Gerçekten heyecanlı, güzel. Bu arada Mars artık Boğa burcunun son derecelerine gidiyor. Cumartesi günü İkizler burcuna geçecek. Bizi yepyeni bir sürece götürüyor. Videolarda bahsettim haftalık burç yorumlarında. 25 Mart 2023'e kadar Mars İkizler burcunda seyahat edecek. Mars İkizler burcunda olduğunda hayatımızda çok önemli değişimler yaşayacağız. Çünkü 7 ay kadar Mars İkizler burcunda kalacak. Hepiniz doğum haritalarınıza bakınız bilen arkadaşlar. İkizler burcu doğum haritanıza neredeyse eğer önümüzdeki 7 ay işte o alanda sınavlarımız olacak. Kıymetli dostlarım, getirileri olacak, götürüleri olacak, sınavları olacak, vazgeçişleri olacak. Yeniden başlayışlar da çok olacak. Çünkü Mars retro yapacak orada arkadaşlar. Böyle de enteresan günler, güzel günler, keyifli günler. Bu arada bugün Güneş ve Mars'ın arasındaki kare hala aktif. Böyle canavar gibi hırslı hissedebilirsiniz, girişken hissedebilirsiniz, kendinize daha motive hissedebilirsiniz. Çünkü halen daha şu an Mars'ın Plüto'yla üçgeni de devrede. Bu da bizi motive ediyor.
Başarı getirebilir, azim verecek çünkü, hırs verecek, dayanıklılık verecek. Spor yapmak için harikadır mesela. Güç gerektiren, dayanıklılık gerektiren her iş için iyidir. Yani bir başlangıç ne olur yapın. Bugün bir başlangıcınız yoksa bir kendinize bir şey bulun ve ben şuna niyet ediyorum diye bir yazın, not alın bir kenara. Değerli dostlarım, isterseniz hiçbir iş yapmıyor olun, isterseniz ev hanımı olun, isterseniz genç bir arkadaşım, öğrenci olun ki öğrenciyseniz hele sizin için çok güzel bir gelecek, kariyer planları yapılabilir mesela. Lütfen yazın, not alın diyorum. Çok çok mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftalık burç yorumlarınızı izleyin değerli arkadaşlar. Hepsini tek 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 sizin için çektim, yayınladım. Umarım herkesin ağzının tadı bol bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere.